İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Sırf antlaşmasının imzalanmasının 100. yıl dönümünde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın resmi konuşması. Van Gölü'nün aktamarı ihtişamıyla UNESCO daimi listesi yolunda. Üçüncü insanı yardım uçağı Ermenistan Cumhuriyeti'nden Lübnan'a ulaştı. Artah Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın ikametgahı Şuşi'ye taşınabilir. Akdeniz'de Türk-Yunan çatışması, Ermenistan Cumhuriyeti'nde Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'nün arkeologlar grubu yaklaşık 100 Vişabakar ejderha taşı belgeledi. Sevgili soydaşlarımız, değerli takipçilerimiz, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yılı vesilesiyle Sevr'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin düzenlediği bir etkinlikte Devlet Başkanı Armenak Gabrahamya'nın mesajını sizlere sunuyoruz. Mesaj, Dört dilde web sitemizde, YouTube kanalımızda ve Batı Ermenistan'ın tüm sosyal platformlarında aşağıdaki bağlantıyla mevcuttur. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Batı Ermenistan'ın Van şehrinin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden olan Ahtamar Anıt Müze Kilisesi Surpaç, 7 ayda 83 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine 3 yıl önce dahil edildi. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un yanı sıra Türkiye Ermenileri Patriği Mesrop Tafyan, Ermenistan Kültür Bakanı Yardımcısı Gagik Gürcan ile 30 ülkenin büyükelçisi ve Ermeni cemaati temsilcilerinin katılımıyla açılışı yapılan Ahtamar Anıt Müze Kilisesi Surpaç çevresindeki kazılar sırasında ortaya çıkarılan bazı yapılar ile Manastır ve Şapel bölümlerinde de ikinci restorasyon çalışması başlatıldı. Ermeni vatandaşların yılda bir kez ayin yapmasına izin verilen Ahtamar Anıt Müze Kilisesi Surpaç, hoşgörü ve samimiyetin sembolü olarak UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmeyi bekliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nden Lübnan hükümetine insanı yardım taşıyan 3. uçak Yerevan'ın Zvartnos Havaalanı'ndan kalktı. Armen Pres tarafından bildirildiği üzere Lübnan'a gönderilen 12 tondan fazla insanı yardım, gıda, tekstil ürünleri, bilgisayar donanımı ve ilaçlar içeriyor. Lübnan'a gönderilen yardım malzemeleri Lübnan tarafının isteğine göre oluşturuldu. Ermenistan Cumhuriyeti'nde ilk uçuş 8 Ağustos, ikincisi ise 9 Ağustos'ta Arsa halkı adına gerçekleştirilmişti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayi Karutunyan, Devlet Başkanlığı konutunun başkent Stepanagert'ten Şuşi'ye taşınmasının mümkün olduğunu düşünüyor. Devlet Başkanı bunu Ulusal Meclis'in özel oturumu sırasında dile getirdi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ulusal Meclis'in ikametgahının Şuşi şehrine taşınması önerisine atıfta bulunarak önerinin 2022 yılına kadar tartışılıp uygulanmasının planlandığını ifade etti. Al Arabiya'nın yazdığına göre Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim Akdeniz bölgesinde tırmandı. Türk medyasına atıfta bulunan Arap kaynağı Yunanistan'a ait olan bir geminin Türkiye'nin batısındaki sahil kenti Marmaris yakınlarında bir Türk balıkçı gemisine sözde saldırarak 3 Türk balıkçıyı yaraladığını yazdı. Türkiye saldırgan bir şekilde tartışmalı sularda gaz ve petrol çıkarma programını uygulamaya devam ederken iki ülke arasındaki ilişkiler bozuldu. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığından belirtilen ve Armen Press tarafından aktarılan habere göre Ermenicesi Vişabakar olan ejderha taşı yazıtlarından 100 adet tespit edildi. Tespit edilen Vişabakarlardan 18'i kendi gerçek yerlerine yerleştirildi. Söz konusu nesnelerden 4'ü Arakazot'un bölgesinde, biri Başkent Yerevan'da bulunuyor. Bahsedilen Vişabakar ejderha taşlarından 4'ünün durma biçimi düzeltildi. 11 Ağustos'ta uzmanlar Yerevan'daki Oval Park'ta bulunan Vişabakar ejderha taşlarını incelemek için yapılan çalışmaları özetlediler. Parka dikey olarak yerleştirilen Vişabakar ejderha taşı sergilenecek. Keşfedilmelerinin başlangıcından bu yana 19. ve 20. yüzyıllar içerisinde Ermeni platosunun en dikkat çekici anıtlarından biri olan Vişabakar ejderha taşları araştırmacılardan büyük ilgi gördü. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü 2012 yılında temel görevi Vişabakar Ejderha taşı fenomenini modern arkeoloji yöntemleriyle incelemek olan bilimsel bir işbirliği başlattı. Araştırma sonucunda arkeologlar grubu Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bulunan yaklaşık 100 Vişabakar Ejderha taşı hakkında bilgi verdi. Üstelik bunlardan bazıları daha önce bilinmiyordu. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Şadahi Santi adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.